İyi akşamlar sevgili izleyiciler. Bilkent Yaşam programında yine birlikteyiz ve çok değerli konuklarım var. Ben önce konuklarımı sizlere tanıştırmak isterim. Profesör Doktor Alper Ünlü. Hocam hoş geldiniz. Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Doktor Mimar Gülay Yedekçi Gülay Hanım. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyiciler biz bugün Kanal İstanbul projesini görüşeceğiz. Kanal İstanbul projesinde daha önce hatırlarsınız iki kez bu konuyla ilgili program yapmıştım. Programın ilk bu projenin açıklandığı zaman hakikaten gündeme getirilmesi mümkün olmayacak bir proje düşüncesiyle pek ciddiye almamıştık. Kimler almadı? Konuya ciddi bakan insanlar almadı. Zaten anlatılırken ve kamuoyuna açıklanırken çılgın proje dendi. Ben bugün programa girmeden önce ya bu çılgın kelimenin ifadesi nedir, Türkçe karşılığı nedir diye sözlükten baktım. Aklını kaçırmış, deli, ölçüsüz, aşırı anlamdaki ifadeleri var. Aklını kaçırmış, deli, ölçüsüz. Şimdi baktığımız zaman hemen karşıtına hani çılgın şoför desek aklını kaçırmış, deli şoför. Çılgın proje dersek deli proje. Evet biz bugün deli projeyi konuşacağız sizlerle. Ve deli proje 64. hükümetin hükümet programında yer aldı. Deli projeye bütçe ayırdılar ve deli proje gidiyor sevgili izleyiciler. Nereye gidiyor? Tabii bu gündemden düşmüştü. Tekrar insanlar bunu zaman zaman bir işliyorlar. Tabii bu işin arkasında yalama ve yalakalar da var. Onlar bunu pohpohluyor falan. Arkasından geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul Milletvekili Sayın Gülay Hanım konuyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Şu anda tekrar gündemde. O da kanun hükmündeki kararnameler çerçevesinde bir torba yasanın içerisine yine bununla ilgili bunun önünü açıcı bir takım şeyler kondu. Onu da Gülay Hanım bugün bize açıklayacak zaten. Gidiyoruz. Hani bindik bir alamete gidiyoruz felakete misali. Tekrar ediyorum. Çılgın proje, çılgın kelimesinin anlamı aklını kaçırmış deli. Bunu ben söylemiyorum. Açın sözlüğü bakın. Aklını kaçırmış deli bir projeyi konuşacağız bugün sizlerle. Evet sizler adına konuklarıma tekrar teşekkür ediyorum. Kırmadılar geldiler bugün buradan. Bu konuyla ilgili değerlendirmeler yapacağız. Tabii olayın çok farklı boyutu var. Bir rant boyutu var. Bu projenin getireceği bir ciddi rant boyutu var. İki, uluslararası hukuk boyutu var. Üç, kentleşme şehircilik boyutu var. Dört, yorgun bitap Türkiye bütçesinin bu boyutta, bu manada ciddi bir projeye acaba ne ölçekte girip kimlere neler vaat ederek işin içinde olacağı boyutu var. Bütün bunları 45 dakikalık süremize sığdırmaya çalışacağım. Alper Hocam önce sizinle projenin genel bir tanımını yapıp proje nedir ne değildir? İstanbul için böyle bir projeye gerek var mıdır yok mudur? Kaba bir önce bunu sizden almak istiyorum hocam. Proje aslında Boğaziçi yani deniz yoluna paralel olarak yapılan kuzeyden güneye ve özellikle Avrupa kıtasındaki toprak parçası üzerinde yukarıda Karadeniz'de havaalanının kuzeyinden başlayıp yani güzergahlardan bir tanesi olarak kabul edilen altta Küçükçekmece Gölü'yle yani o bir lagun ve bir delta ve oluşturan bir yat limanı oluşturan oraya varan bir proje. Bu proje aslında benzer şekilde Panama, Süveyş, Korint ve Kiel kanal geçişleriyle benzer şekilde yapılacak olan yani inşai durumu benzer şekilde yapılacak olan bir proje. Şimdi bu proje özellikle Avrupa kıtasındaki tarım toprakları üzerinden kısmen geçiyor. %28'i aslında İstanbul'un tarım alanlarının olduğu bir yani tarım alanları üzerinde olan bir proje. Bergat Ormanları dediğimiz ormanlık kesime hemen yanından geçiyor ve ciddi bir şekilde de su kaynakları, yani eskiden maden olmuş su kaynaklarının üzerinden geçen bir proje. Bir 120 metre genişliğinde bir proje, 25 metre derinliğinde bir proje ve bu geçiş yukarıdan aşağı yaklaşık olarak 45 kilometre devam eden bir geçişi oluşturuyor. Benzer şekilde Panama, Süveyş ve Korint ve Kiel
dört kanala baktığımızda onların ekonomik gerekçeleri, finansal gerekçeleri, işte uzun yolculuk kısaltma gerekçeleri, buradan oluşan finansal modeller ve bununla ilgili karlar ve hem süre açısından hem mali açıdan bakıldığında bu tip karlar varken bu projede maalesef bu karları göremiyoruz. Fakat bu projenin çok eski bir geçmişi var Osmanlı İmparatorluğu'ndan gelen. Yani yaklaşık bir 600 yıllık bir geçmişi var. Daha önce Asya kıtasında, Asya topraklarında düşünülmüş bir geçiş. Özellikle Sakarya, Sapanca ve İzmit Körfezi'nden bir geçiş düşünülmüş. Özellikle inşaatlarda kullanılması gereken kütükler ve ahşap malzeme için yapılmış bir geçiş planlanmış. Ta Abdülmecid'e kadar sürmüş bu. Sultan Abdülmecid'e kadar sürmüş. Fakat gerçekleşmemiş proje. Bir taraftan böyle bakıldığı zaman projenin aslında bu denli çılgın olması ve büyük olmasının arkasında bir tarihsel hesaplaşma var. Yani bir global dünya devleti olmanın getirdiği veya o amaca doğru gitme planı var. Dolayısıyla bu ilk fazda bu çok şey gözüküyor, yani cazip gözüküyor. Ve bu açıdan da kamuoyunda belli kesimlerde hem ses getiriyor hem uluslararası platformlarda da benzer şeyler, benzer yankıları var. Fakat projenin finansal tarafına veya karşılaştırmalı finansal tarafına baktığımızda Panama, Güney Amerika, Süveyş, Mısır, Korint, Yunanistan, Kiel'de Baltık'ta bir kanal olduğunda buralarda bulunduğu bölgelere belli bir takım etkileri, finansal etkileri getirmiş vaziyette. Fakat burada İstanbul kanalının, yani Kanal İstanbul'un ne getireceği finansal olarak o bir soru işareti olarak kalıyor. Kalınca da o zaman finansal kurumlar aslında bunu yeteri kadar da destekleyecek mi, desteklemeyecek mi, o konuda bir şüphe oluşuyor. Dolayısıyla kanal tam anlamıyla öz kaynaklarımızla, kendi bütçemizle, hazine garantisiyle yapılması noktasına gidiyor ki bu Türkiye'yi sıkıştıran konulardan bir tanesi. Ayrıca Panama, Süveyş, Korint ve kanalları kötü hava koşullarında bir seçenek olarak karşımıza çıkarken, Kiel bir ulaşım masrafını kısmak açısından karşımıza çıkarken, bu kanal neden böyle bir nedeni yokken neden karşımıza çıkıyor dendiğinde olayın arka tarafında global dünya devleti olma düşüncesini görüyorum. Bu bir hem psikolojik bir durum, fakat finansal getirisi olması gerekirken bunu göremiyorum. Ama bir taraftan da yabancı literatür ve yazarlar bu kanal projesinin ülkede yeni bir sosyolojik altyapı oluşturacağını söylüyor. Çünkü yeni konutlar, yeni bir çevre, İstanbul'a alternatif bir çevre ve İstanbul'a aslında bir yerde orası kötü yapılaşmış bir bölge, burası iyi yapılaşmış bir alan. Gelenekselin tekrar canlandırılması, revitalizasyon anlamında kullanılıyor, yeniden canlandırılması, geçmişe öykünme anlamında bir proje. İkinci kademede de lokal anlamda da rant projesi haline dönüşüyor. Tabii bütün bunun kentleşme açısından getireceği büyük dezavantajlar da var. Birazdan konuşacağız. Projenin uygulanması halinde başımıza gelecek sıkıntılar da var. O dönemde, yani konuşacağımız kentleşme aşamasında tekrar size söz vereceğim hocam. Gülerim, siz geçen hafta bir basın açıklaması yaptınız. Sanırım mecliste bir torba yasanın içerisine her zamanki olduğu gibi bir takım şeyleri saklıyorlar, tık diye torba yasayla çıkartıyorlar. Evet. Neydi torba yasanın içinde, ne vardı? Şimdi bir yıl önce getirdikleri bir torba yasadan bahsediyoruz. Onlar bu bir yıl önce getirdikleri torba yasayı aslında artık torba yasa getirmiyorlar biliyorsunuz. Çuval yasa getiriyorlar. Evet. Çünkü içerisine her şeyi koyuyorlar. 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüşümü üzerine çıkarılan Van depremini bahane ederek oradan
bir mülkiyet hakkılarının da gasp edildiği bir yasa geldi biliyorsunuz. Türkiye'de şu anda çokça insan kentsel dönüşümde bunun ciddi sıkıntılarını yaşıyor. Burada bizim daha önce Anayasa Mahkemesi'ne götürüp iptal ettirdiğimiz iki madde ve imar kanununda 3194 sayılı imar yönetmeliğini de doğal olarak etkileyecek su yolu kavramı koydular. Hı hı. Yani Kanal İstanbul'u bir su yolu olarak tanımlayıp bunu işte meralarda, kıyı kanununda, imar kanununda sanıyorum 6 ayrı maddede yaptıkları değişikliklerle bu Kanal İstanbul'un altyapısını oluşturdular. Ben yani de o gece uygulamasına yönelik önünü açmak için hukuksal süreçlerin önünü kesecek şeyleri temizlemeye başladım. Dava açılırsa eğer herhangi bir sıkıntı olmasın diye böyle bir şey yaptılar. Ben o gece 3 ayrı konuşma yaptım. Kanal İstanbul'un yasal alt çalışması oluşturulan bu gündemle ilgili olarak. Şimdi bu yasal alt çalışmayı çok defalar yapıyorlar. Tabii konunun içerisinde kalmak adına bir cümleyle geçeceğim. Gazi Osman Paşa'da kentsel dönüşümle ilgili davayı kazandı orada mağdur olan insanlar. Sonra yasayı değiştirdiler ve Sayın Bakan çıkıp açıklama yaptı. Buradaki kentsel dönüşümün önündeki yasal engelleri kaldırdık diyerek. Yani anlayış böyle bir anlayış. Onun için o gecede de çok sayıda torba yasaya madde koyarak bunu değiştirmeye çalıştılar. Şimdi biraz tek başına hükümet olmanın verdiği güçle biraz da bütün hemen hemen medya gücünü arkalarına almalarının verdiği cesaretle ben yaptım oldu anlayışına gitmek istiyorlar. Ama Kanal İstanbul ciddi anlamda tehlikeler yaratacak bir şey. Her şeyden önce hani tarih bizim için çok kıymetli ve dünyada deniz bilimi Marsili ile İstanbul Boğazı'nda başlıyor. Şimdi bizim öncelikle İstanbul Boğazı'na, Marmara Denizi'ne ve bu oradaki var olan sistemli akıntıya sahip çıkmamız lazım. İstanbul kanalizasyonu bugün İstanbul Boğazı'na özgü, yani Türk Boğazları'na özgü o ters akıntı sayesinde aslında sorun yaşatmadan devam edebilmekte. Evet. Mesela Karadeniz ile Marmara Denizi arasında balıkların yaşadığı mesafeler farklı. Birinde 110 metrede, birinde 25 metrede. Tuzluluk oranları çok farklı. Şimdi siz eğer bu Kanal İstanbul'u yaparsanız Marmara Denizi bir sülfür gölü haline gelecek. Bu konuda çok ciddi ve çok önemli çalışmaları olan Profesör Doktor Cemal Saydam'la birlikte biz Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne davet ettim. Kırmadı, sağ olsun geldi. Çok güzel bir basın açıklaması da yaptık ve sonuçta şunu söyledik. İstanbullu bir tercih yapmak zorunda. Ya kanalı seçecek ya İstanbul'u. Eğer kanal yapılırsa bugünden böyle süslü laflarla efendim çok insanlara sanki refah sağlanacakmış gibi İstanbul'da yaşayanlara bu refah dağıtılacakmış gibi anlatılan o süslü laflarla anlatılan süslü projelerin aslında bir gayrimenkul projesi olduğunu ve bazı kişilerin ve bazı firmaların dışında hiç kimsenin İstanbul'un orada rant elde etmeyeceğini ve İstanbul'un su yolları başta olmak üzere su havzaları, dere yatakları başta olmak üzere kuş göç yollarından bütün ekolojik sisteme kadar, kuzey ormanlarının parçalanmasına kadar çok ciddi sıkıntılara sebep olacağını defaatle anlattık ve anlatmaya devam edeceğiz. Şimdi bu iş sadece bir bütçe işi değil elbette ama ciddi bir bütçeden bahsediliyor. 13 milyar liradan bahsediliyor. Bize verilen rakam 13 milyar lira. Şimdi ben de hep söylüyorum bunu. 13 milyar lirayla yeni bir kent oluşturabilirsiniz. Türkiye'nin doğusunda, batısında, kuzeyinde biliyorsunuz çok yakınımızdaki kentlerde bile Kastamonu'da bile toprak yollar var. Yani bırakın Diyarbakır'ı, Van'ı, Şırnak'ı, Hakkari'yi, Artvin'i. Yani siz gelip İstanbul'a en yakın vilayetlerde bile daha henüz yol sorununu çözememişsiniz. Ama 13 milyarı alıp bir çılgın tırnak içerisinde bir projeye yatırmak istiyorsunuz. Bir başka nokta da var. Elbette bunlar hani bu kadar kısa sürede belki anlatılamaz ama Avrupa'daki kentlerin büyüklükleri 1-2 milyonla anlatılırken İstanbul'un gündüz nüfusu en az 20 milyon. Hepimiz burada yaşıyoruz. İstanbul bir açık otopark haline geldi ve caddelerde duruyoruz. Arabalarımızla 1 saat, 2 saat yollarda duruyoruz. Yeni bir proje buraya getirilerek yeniden insanların buraya gelmesi, iki ayrı büyük kuzeyde kent oluşturmaktan bahsediyorlar. Bu İstanbul'un nüfusunu 40 milyona, 50 milyona çıkarmak demek. Buradan nasıl bir amaca sahipler çok merak ediyorum. Yani İstanbul'u mahvetmek,
Türkiye'nin diğer vilayetlerine kimsenin yaşayamamasını sağlamak mı? Mesela geçenlerde biliyorsunuz bir fındık üreticisi en son video çekip yayınladı. 1400 lira asgari ücret ki hepsi de alamıyor. Maaşa bizi mahkum edip köylerimizden, tarlalarımızdan bizi arındırmak, İstanbul'a mahkum etmek istiyorsunuz diye. Bence bu çok güzel, çok net vatandaşın hükümete söylediği bir konudur. Bir de tabii teknik olarak da bunun yapılabilmesiyle ilgili ciddi sıkıntılar olduğunu düşünüyorum. Mesela yapay adalardan bahsediyorlar. Orada harfiyat olacakmış. O harfiyatı alacaklarmış, yapay adalar yapacaklarmış. Basın açıklamamda görmüşsünüzdür. Ben de sordum. 18 tane adamız şu anda gayri resmi olarak Yunanlıların kullanımında. Peki o adalarımızı turizme açsak, oradan gelecek paraları kamuya faydalandırsak vatandaşlarımız bu faydadan en azından gelir düzeylerinin artması şeklinde faydalansalar. Mesela bugün Türkiye'de asgari ücret 3000 lira olsa insanımızın yaşamı nasıl olur? Şimdi İstanbul'da yaşıyoruz. Ben de İstanbul milletvekiliyim. Burada doğdum, burada büyüdüm. İstanbul'da benim kentliyle ilgili tanımım şu. Deniz görmeden yaşayan kadınlarımız var. Sokak görmeden yaşayan çocuklarımız var. Güvenlik sorunu yaşayan özellikle uyuma zamanında geceleri güvenliksiz olduğunu düşünen yaşlılarımız var. Ve huzursuz bir İstanbul sakinimiz var. Yani bizim İstanbul'umuz hiçbir noktada huzuru yok, mutluluğu yok, sükuneti yok. Siz buraya yeni bir projeye böyle şu Haliç Köprüsü gibi, Haliç Köprüsü'nü ben hançer şeklinde olduğu için özellikle İstanbul'un böğrüne saplanmış bir hançer olarak nitelendirmiştim. Bu da aslında daha büyük bir hançer. Evet. Ben yapılabilme ihtimalini görmüyorum. Çünkü Celal Şengör Hoca'nın açıkladığı mesela bir şey var. Deprem olursa diyor, bu deprem bu kanalın başlangıcında ve bitişinde 10 şiddetinde hissedilir diyor. İstanbul bir deprem kenti. İstanbul'da deprem güvenliğini arttıracak şeyler yapacağınıza deprem riskini arttıracak şeyler yapıyorsunuz. Hem yaşayacak insan sayısını arttırıyorsunuz, daha çok yapılanma yapıyorsunuz. Hem de depremde sizin topografyaya en az müdahale etmeniz lazım. Şimdi var olan bir topografyayı bölüyorsunuz, bir tane ada ortaya çıkarıyorsunuz. Tarihi yarımadayı Trakya'dan koparıyorsunuz ve o tarihi yarımadayı yalnız bırakıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben İstanbul'a hizmet ediyorum. Bu İstanbul'a hizmet değil, doğaya bir felakettir. İstanbul'a evet. da bir felakettir. Altını kalın ve kırmızı çizgilerle çizmek isteriz. Şimdi tabii şunu da sevgili izleyicilere paylaşmak lazım. Bu Kanal İstanbul çılgın projesiyle ilgili bu konuda uzmanların sizin de belirttiğiniz gibi mesela Profesör Doktor Celal Saydam'ın belirttiğiniz çok enteresan bir açıklaması var. Yani buradaki kanal derinliği 25 metre olursa tersine bir akış olmaz diyor. Yani 25 metrelik bir derinlikte. Eğer böyle bir uygulama yapılır ise ortada Marmara Denizi'nin ada olarak bir göl olarak tamamen çürük yumurta kokusunu sülfür gölü olacağını söylüyor. Ve zaten şimdi 45 kilometre mesafeden bahsediliyor. Burada da açıklıyorlar. Diyorlar ki iki tane gemi yan yana geçecek şekilde biz bu kanalı yapacağız. Ve ikinci Boğaz Köprüsü olacak. Ve biz diyor İstanbul'un güvenliğini sağlamak için bunu yapıyoruz. Neymiş İstanbul'un güvenliği? Efendim gemiler bazen oradaki yalılara çarpıyor. Sen bu güvenliği deniz trafiğini düzenleyerek sağla. Sen İstanbul'da deniz trafiğini kullanmıyorsun. Türkiye'nin üç yanı denizle çevrili. Dünyanın en önemli iç denizlerinden bir tanesi Marmara Denizi sende var. Sen %5 oranında deniz trafiğini kullanıyorsun. Evet. Bunlar çok başka ve bilimsel kesinlikle. Çözüm olmalı. Yani yine Türkiye her anlamda, çok özür dilerim, Türkiye her anlamda yönünü bilime, fenle, teknolojiye dönmek zorunda. Burada sadece bir ben yaptım oldu anlayışı var. Yani ne meslek odalarından, ne bilim insanlarından, ne deniz bilimcilerden, hiçbirinden görüş alınmıyor. Sadece halı hatırın kalmasın denir Anadolu'da. Öyle bir iki kişiyi göstermelik olarak alıyorlar yanlarına. Efendim sorduk mu sor. Kime sordunuz? Efendim emlak şirketlerine sordular. Kime sordunuz? Oradaki gayrimenkulü işte alıp satan artık adına ne derseniz, simsar mı dersiniz ne? Onlara sordular. Kime sordular? Bu işi, inşaat işini yapmaya talipli olan taşeron ve müteahhit firmalara sordular. Biz diyoruz yani ki halka özünde rant var diyorsun. Aynen. Özünde rant kesinlikle var. Kesinlikle bu bir rant projesi. Şimdi ifade ettiğiniz Profesör Doktor Cemal Saydam bu konuda
hakikaten Türkiye'nin yetiştirdiği en ünlü uzmanlardan bir tanesi. Onun bu konudaki açıklamaları son derece net ve bugün var olan boğazlar sistemi tam 3500 yıllık bir geçmişe sahip diyor. Ben şurada arkadaşlarım ekrandaki haritayı koydular. Bir izleyicilerimiz açısından siz Gülay Hanım bu tarafa doğru hafif gelebilirsiniz. Siz de isterseniz. Şimdi sevgili izleyiciler, İstanbul Boğazımız, İstanbul Boğazı'nın hemen bahsetmiş olduğumuz Trakya'daki kanalın geçmiş olduğu yer. Şimdi şurada bir ada oluşturuluyor. Burada. Trakya'dan koparılıyor. Trakya'dan koparılıyor. Ha, burası yalnız bir yer haline. Şimdi biz Boğaz Köprüsü'nü ve buradaki trafiği geçebilmek için 1, 2, 3, 4 habire köprüler yapıyoruz. Aynı sıkıntıyı biz burada da yaşayacağız. Burada da köprüler yapacağız. Dolayısıyla zaten şurada yeşil dokuyu görüyorsunuz. Bütün buradaki tarım alanları, orman alanları, su havzaları bu kanalın burayı bıçak gibi kesmesiyle birlikte gördüğünüz sıranca ormanlarından gelecek bütün bu kaynakların tamamını kesecek. Bunu bilim insanları söylüyor. Ayrıca şimdi, orada biliyorsunuz tatlı su var. Sırancı'dan gelen İstanbul'un kullanım suyu ve içme suyu sorunu da büyük oranda artacak. Hatta çok ciddi bir sıkıntı haline gelecek. Demin ifade ettiniz. Evet. 20 milyonluk bir İstanbul kentinden bahsediyoruz. Burada ki bir önceki programda da bahsetmiştim. İlanını gördüm. Kanal manzaralı satılık arsa diye. İlanını gördüm. Daha ortada fol yok, yumurta yok. Şimdi şu görmüş olduğunuz kanal sistemiyle burada bir İstanbul kadar bir İstanbul daha yaratılacak. Böyle bir nüfusu zaten İstanbul Marmara'yı ve Türkiye'yi sömürüyor. Buranın kaldırması zaten mümkün değil. Şimdi Alper hocama da soracağım zaten. Kentleşme açısından başımıza neler gelecek, neler yaşayacağız onu da Alper hocamla. Ama harita üzerinde bakıldığında ve hep şunu özellikle hocam ifade etti. Dünyada buna benzer açılmış olan kanallar var ama gerekçeleri var. Bu kanalların yapılma gerekçesi var, bir sebebi var. Şu kanalın burada yapılmasının gerekçesini ben 41 yıllık mimarım ve bu konuda koşturuyorum, çalışıyorum, saçlarım bembeyaz oldu. Ben çözebilmiş değilim bunun için yapılıyor diye. Ha kafamın arkasında bazı şeyler geçiyor ama delik çılgın ya hani karşılığında ben söylemiyorum. Deli, evet deli proje. Akıllı proje değil, deli proje. Bu proje deli. Biz şimdi deli projeyi konuşuyoruz. Bilim insanlarıyla. Arkadaşımız doktor mimar. Sevgili hocam profesör. Bu konuda uzman. Ve burada bu alanımızda olmayan bu konuya emek vermiş binlerce de bu konuda uzman tabii, hocalarımız var. Tabii aslında biz bu konuyla ilgili konuşma yapmadan önce şey de yaptık. İstanbul Teknik Üniversitesi'nde 7 profesör arkadaşla bir toplantı da yaptık. Ben o konuşmayı ondan sonra yaptım. Ve o bütün profesör arkadaşlarımızın bize verdiği donelerle konuştuk. Yani onun için burada söylenen şeylerin hepsi bir altyapısı olarak söylenen şeyler. Türkiye'nin şu anda İstanbul'un en büyük sorunlarından biri su. Evet. Su problemi. Evet. Şimdi bundan sonra ne olacak? İstanbul'da sanıyorum 168 dere var. 168 derenin herhalde %64'ü zaten şu anda işte Bayrampaşa Likos Deresi dediğimiz o Bayrampaşa'dan gelen Likos Deresi biliyorsunuz şu anda Vatan Caddesi oldu. Evet. Ihlamur Dere Caddesi zaten eskiden Ihlamur Dere'ydi yani. Bu en çok bilinenler, en çok kullanılanlar. Ve artık İstanbul en küçük bir 15 dakikalık bir yağışta bile bir felaket kenti oluyor. Yaşadık 2-3 tane yağış geçirdik. Ana caddeler dereye, göle dönüştü. Evet. Onun için bir yeni felaket senaryosunu şimdi, kendi elleriyle hazırlamalarına izin verilmemesi lazım. Kesinlikle katılıyorum. Hocam şimdi bu projeyle ilgili olarak hani dedik ya bu proje deli proje ama deli proje uygulanacak. Bizim hükümetimiz ciddi ciddi bunu programına aldı, buna ait bütçe yani ayırdı. Bütçe var şu anda. Ha, bu bütçe ayırdı. Bütçe ayırdı ve düğmeye basıldı, güzergah belirlendi. Etüt projesi için sözleşme. Güzergah. 5 tane güzergah belirlenmiş hocam. Onu ben pek anlayamadım. Yani ortada bir tane güzergah var, 5 tane mi olmuş? 5 alternatiften bahsediliyor. Şimdi 5 güzergah hani otur açıklarsın kamuoyuna, şu 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 dersin. Kimse bilmiyor. Kim biliyor? Biraz önce Gülay Hanım dedi ki simsarlar. Ya bu 5 güzergah birbirine yakın güzergahlar gibi geliyor bana. Bu projenin ciddi bir rant, imar rant getirdisi var. Bunun içerisine odaklanmış birileri böyle bekliyor. Ama onun ötesinde kentleşme olarak bize getireceği felaketleri anlatır mısınız hocam? Ya burada tabii ki her şeyden önce bir 600 bin konutluk bir iki tarafta. Yani bu kanalın iki tarafında iki yerleşme düşünülüyor. Yaklaşık bu 2,5 milyona tekabül ediyor.
Yine sosyolojiye biraz baktığımızda bu iki taraftaki bu 5-6 katlı, az katlı dokunun bir anlamda sınırlı yerleşmeler, yani güvenlikli ve sınırlı yerleşmeler olduğunu düşünüyorum. Ve bu sınırlı bir takım yerleşmeler, güvenlikli ve sınırlı yerleşmeler toplumun kaymak tabakası. Ve dolayısıyla toplumdan kopmuş Arnavutköy ile işte Arnavutköy'de ve Küçükçekmece arasında böyle ikili iki yerleşme, iki kent, ama herkesin böyle rahat giremeyeceği. Zaten bu esası bizim kamu idare hukukumuza aykırı bir durum, ama ona rağmen bunu hissediyorum. Yani bu böyle bir durum ortaya çıkacak. Tabii ki burası bir ada haline dönüşecek, söylediğiniz gibi. Bu ada haline dönüştüğü zaman bunun altındaki yeraltı su kaynakları ortadan kalkacak. Burada biliyorsunuz barajlar var şu anda. Eski Bizans'tan kalan maden ocaklarından oluşmuş, onun üzerine oluşmuş lagünler ve su kaynakları var. Bunlar ortadan kalkacak. Dolayısıyla demin Gülay Hanım da söylediği gibi burada çok ciddi bir su, yani su rezervasyonu ortadan kalkmış olacak. Tabii ki su ürünleri açısından, balık çeşitleri açısından, balık türleri açısından da büyük vahim sonuçlar ortaya çıkacak. Ekolojik anlamda bu ada, yani bu yeni oluşan bu ada İstanbul'da çok ciddi sorunlar ortaya çıkartacak. Yani bütün kent için ortaya çıkartacak. Fakat benim de çelişkili olduğum ve çelişkili değil de daha doğrusu korktuğum nokta, Türkiye'de operasyonlar herhangi bir şekilde, yani tam bir üçüncü dünya ülkesi gibi yani gerçekleşiyor. Yani sonuç olarak düğmeye basılmıyor. Çünkü 6 tane köprünün ilk ihalede yapılacağını, bunun için 5 milyar TL'nin ayrıldığını, ama Gülay Hanım'ın söylediği gibi 13 milyar TL'nin bütçeden çıktı ki iyi, büyük rakam bunlar. Yani en azından tüm bütçenin yaklaşık %25'ine yakın bir paranın şu anda çıktığını ve yine korktuğum bir nokta hazine güvencesi altında olduğu bu paranın. Çünkü hazine öz kaynaklarımızdan oluştuğunu, eğer bu Dünya Bankası'na ve Avrupa Yatırım Bankası'na gitseydi çevre etki değerlendirmesi raporu isteyeceklerdi. Çünkü bu projenin çevre etki değerlendirmesi, ÇED raporu yok. Problem burada zaten. Çünkü siz bir uluslararası finans kuruluşu olsanız ÇED raporu istersiniz. Şimdi o ÇED raporuna girmemek demek, ben bunu kendi öz kaynaklarımı yapacağım ve bitireceğim demek. Korktuğum nokta operasyon devam edeceği ve operasyonla ilgili finansal modelde, yani ne yap işlet devlet var veya ne başka bir model var, ne ortada bir uluslararası kuruluş olmadığını görüyorum. Uluslararası kuruluş olmadığı için ÇED'siz bu işe girmez. Ama ÇED'siz bu işe ancak kendi öz kaynaklarımızla, ancak böyle bir üçüncü dünya modeliyle girebiliriz ve ortada. Yani her şey ortada. Şöyle bir durum var. Bu proje çok uzun sürecek bir proje. Yani ne Panama kanalı, ne Süveyş kanalı, yani Kiel'i dışarıda bırakıyorum, Corinth bile, üçü de çok ciddi problemlerle açıldılar. Tabii. Ve üç ülkeye baktığımızda ne Panama adam gibi bir ülke, Mısır'ın hali ortada, Yunanistan'da belli, yani durumu belli. Dolayısıyla yani aktörlere, dünya aktörlerine rant sağladı ama lokal aktörlere rant sağlamadı bu projeler. Evet. Yani kanallar bir şey rant sağlamadı. Şimdi hocam bir de tabii şunu da çok kısa değinelim istiyorum. Bu da önemli. Böyle bir projeyi biz konuşurken bunu atlarsak da es geçmiş olmak mümkün değil. Sayın Onur Öğmen'in bir önceki yine programda konuyla ilgili uluslararası hukuki boyutundan bahsetmişti. Şimdi hepimiz pek iyi biliyoruz ki İstanbul Boğazı Montrö Antlaşması'nın getirdiği hükümler çerçevesinde Karadeniz'i de güvence altına alacak hiçbir Amerikan savaş gemisinin giremeyeceği dünyadaki tek deniz Karadeniz. Montrö Antlaşması'nın hükümleri gereği. Dolayısıyla İstanbul Boğazı su geçiş yolu olarak tanımlanıyor. Burada Boğaz'ın geçiş serbestliği var. Herhangi bir ülkenin teknesi, savaş gemisi olmaksızın ticari fonksiyonla burayı kullanabiliyor. Buna alternatif olarak yapılacak olan bu kanalın ücretsiz bir geçiş var iken tercih edilme gerekçesi mümkün değil. Böyle bir kanalın yapılıyor olması, Montrö Antlaşması'nın hükümlerini bağlayan, hele hele Karadeniz'e kıyıları olan diğer ülkeler açısından nasıl yorumlanacak? Şimdi ben bu arı kovanına çomak sokmak gibi bir şey. Bir de bunun
uluslararası hukuksal boyutu açısından da, Montreux Antlaşması açısından da ciddi sıkıntılar getireceğine inanıyorum. Dolayısıyla bu olayı, hani ülke bizim, toprak bizim, istediğimizi yaparız anlayışının, acaba bu Montreux Antlaşması'nın ve bu açılmış olan kanalın getireceği sıkıntılar arasında da değerlendirilmesi nasıl olur? Kısa bir çok kısa konu. Çok kısa söyleyeyim. Yani bunu aynen sizin gibi düşünüyorum ama devletler ve hükümetler bu tarz yani anlaşmalarla sıkıştıklarında zaten onu hissettim ben. Yabancı literatüre baktığımda bu bir gerçekten bir mühendislik açısından bir kanal ama bu böyle bir durum olduğunda bence Boğaziçi yine kullanılacak. Yani dolayısıyla burası bir waterway, yani bir su yolu. Zaten ismi de öyle geçmeye başladı. Ve dolayısıyla böyle bir büyük projeyi biz kanal olarak değerlendirmekten ziyade bir su yolu haline getireceğiz. O zaman bütün bu tartışma ikinci kademedeki bu rant konusuna gelecek ve düğümlenecek. Çünkü su yolu olduğunda burası pahalı bir su yolu ama. Yani 25 milyar doların yani bugünkü keşifle yapılacağı pahalı bir su yolu. Artık bu uluslararası hukuktan çıkacak. Lokal hukukta yani yine gemiler bence Montreux'a bağlı olarak şeyden geçecekler. Boğaz'dan geçecekler ama biz burayı sadece havaalanı, 3. köprü ve üzerindeki 6 köprüden oluşan ve 2 tane kentten iki kentinde yerleştiği bir iki yakada yerleştiği bir rekreatif proje haline getirmiş olacağız ama çok pahalı bir proje haline gelecek. Evet. Güray Hanım, şimdi meslektaşız ve geçtiğimiz dönemde de meclis üyeliği yaptınız. Kentlerin yönetilmesiyle ilgili tecrübeye de sahipsiniz ve milletvekilisiniz. Şimdi sokaktaki adama çevirip sorunları, ya kardeşim işte Ankara'da çalışmıyorlar mı? Hep söylüyorum bu ekranlardan. Maalesef öyle bir demokrasi yapımız var ki işte oylarınıza sunulmuştur, kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiş, oylarınıza sunulmuştur. 3 saniyede geçiyordu meclisten şeyler, kararlar. Büyük Millet Meclisi'nde de zaman zaman alınan sözler ve ifadeler, ki onun tücüğünü de değiştiriyorlar galiba şimdi. İşçilik değişikliği yapıyorlar. Mümkün olduğu kadar hız kesmeden bu işi götürebilecek. İktidarın eldeki çoğunluk milletvekili yapısıyla bunu yapıyorlar. Tabii her şeye rağmen kamuoyuna konuyu açıklamak, bu konuda bir takım demeçler vermek, geçen hafta yaptığınız gibi, yaptığınız toplantılar ve bir takım çalışmalar da dile getirdiniz. Tabii mesleki olarak da bakıldığında, hocam da belirtti, demin ilk konuşmanızda anlattınız, 20 milyonluk bir İstanbul kentinin bir benzeri orada yaratılacak. Hocam plan koşullarının getirdiği işte 600 bin konutluk bir yapıdan bahsetti ama maalesef Türkiye'de planlar yapılır. Öngörüsü işte atıyorum 20 yıl, 30 yıl, 50 yıldır ama o taktiği 10 yılda, 5 yılda hemen doldurur onu. Yani hiç plan hikaye kalır arkada. Buradaki konuya bu gözle bakacak olursanız ne dersiniz? Şimdi öncelikle şunu söylemek isterim. Şu an 37 ekran bir televizyon etrafında 23 kişi bir köyde bizi izliyormuş İsmail kardeşimiz ve bütün köylülere sevgilerimi iletmek istiyorum. Küçücük bir ekranda ulusal kanalı izliyorlarmış. Şimdi Kanal İstanbul'la ilgili 600 bin konutun işte getireceği yaklaşık 2,5 milyon nüfus öngörüsü benim kendi kişisel görüşüme göre en az 6 milyon konut ve 25 milyon kişiye ulaşacaktır. Çünkü bunun için alemi cihan olmaya gerek yok. Bunun için şimdiye kadar yapılanlara bakmak yeterli. Birinci köprü geçerken itirazlarımız vardı. İkinci köprü geçerken itirazlarımız vardı. Üçüncü köprü dedi. Şimdi ikinci köprü geçtikten sonraki yapılaşma hepimizin hafızalarında. Bırakın onu. Dere kenarlarını, İSKİ'nin biliyorsunuz yönetmeliği değiştirdiler. Hı hı. 2011 yılında 100 metreden 10 metreye çektiler. Ben de mecliste söyledim. Dereye haber vermediler. Yani evet, dere yatağını 100 metre 10 metreye çektiler ama derelerin haberi yok. Yine onlar 100 metre taşıyor. Şimdi bunlar kağıt üzerinde yapılarak bu değişiklikler bir çözüm üretilemez. Doğaya rağmen inşaatta yapılamaz. Doğa mutlaka bunun intikamını alır. Nasıl alır? İşte gördük sel felaketiyle. İşte insanlarımız Ayamama Deresi taştığında kadın işçilerimiz minibüsün içinde boğularak öldü. Evet, evet. Bugünün dünyasından bahsediyoruz. Yarın neyi getireceğini bilmiyoruz. Şimdi siz büyük bir coğrafyada 45 kilometre derinlikte bir kanal açmaktan bahsediyorsunuz. Ve buraya koymuşsunuz işte bakın
kanalın geçeceği yer zaten su havzaları ve yeşil alanların olduğu yer. Demek istiyor ki ben İstanbul'da hiçbir yeşil alan bırakmayacağım. Ben aslında birkaç defa söyledim, bir kere de sizin ekranlarınızdan söylemek istiyorum. Herhangi bir arazisi olan, herhangi bir arsası olan arkadaşlara buradan tavsiye ediyorum. Lütfen brandayla üstünü kapatın. Çünkü muhtemelen helikopterle geziyorlar. Her gördükleri yeşil alana bir inşaat yapıyorlar. Peki neden? Neden yapıyorlar? Maalesef AKP iktidarı imar rantı üzerinde yükseliyor. Ve bunlar mümkün olan en çok inşaatı yaparak buradan gelen gelirle kendilerini bir sonraki seçimde finanse ediyorlar. Bu böyle bir sistematik çark halini almış. Ya bunlar müteahhiti besliyor, müteahhit bunları besliyor ve böyle bir örgü devam ediyor. Şimdi İstanbul'a girdiğiniz zaman nereden girerseniz girin, ister Trakya'dan girin, ister Asya tarafından girin. İstanbul'a girdiğinizde büyük beton kütleler sizi karşılıyor. Bir sürü isimleriyle şimdi söylemeye gerek yok. Yani benim param çok, onun için ben gül aldım, karanfil almadım diyen adamın yaptığı inşaatlardan, diğer yandaş bütün müteahhitlerin yaptığı inşaatlara kadar hepsi insanı reddeden, insan doğasını reddeden.